Anne yüzüm çok parlamıyor mu? Anne. Işık oradan geldiği için parlıyorsun. Kötü mü duruyor? Hafif böyle kal istersen. Şey, o ışığı kapatalım be. Kapının ağzındaki ilk ışık. Daha mı iyi şimdi bak? Evet. Tamam. Öpüyorum seni. Herkese merhaba, ben Başak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dizi önerileri videosu çekiyorum. Evet, sonunda çekiyorum. Benim de izlemeyi çok sevdiğim ve sizin de izlemeyi seveceğinizi düşündüğüm bir video. Tabii ki de önce en favorim olan ve sevdiğim, aşık olduğum dizilerden bahsedeceğim. Çünkü ben inanılmaz dizi kolik, film kolik bir insan olduğum için tabii ki de bu video bütün sevdiğim diziler ve dizi önerilerim yetmeyeceği için seri çekme yapmaya karar verdim. Hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Önereceğim ilk dizi Friends, buradan da göründüğü dizi. Friends dizisini artık bilmeyiniz yoktur diye umuyorum. Eğer bilmiyorsanız şu an bu videoyu bitirin, her şeyi kapatın ve Friends dizisine başlayın. Tek söyleyeceğim bu. Ben ilk önce How I Met Your Mother'ı izleyenlerdenim. Ve diyeceksiniz ki şimdi, önce How I Met Your Mother'ı izledin, daha sonra Friends izledin. Nasıl Friends'i daha çok seviyorsun? Şöyle söyleyeyim, How I Met Your Mother'ı Friends'ten önce izlememe rağmen ben Friends'i kat ve kat daha How I Met Your Mother'dan çok seviyorum. Yani Friends'i izledikten sonra dedim ki kendi kendime, How I Met Your Mother'da neymiş ya? Şu an linç yiyebilirim ama açıkçası benim görüşüm ve düşüncem böyle. Friends'i daha ben yeni duymaya başladığım zaman, tabii ben biraz geç duymuştum, çokça görüyordum her yerde. Ama biraz böyle eski bir dizi olduğu için başlamak istememiştim. Dizi aslında çok eski bir dizi değil. Yani en azından bana göre 1994 yılında başlayıp 2004 yılında sona erdi. Toplam 10 sezonu var ve her bölüm 20 dakika olduğu için inanılmaz çabucak bitiyor ve inanılmaz böyle çok heyecanlı izliyorsunuz. Çünkü dizisi çok sarıyor. Sitcom dizilerini ben normal çok sevmememe rağmen Friends dizisiyle beraber benim sitcom dizilerine bakış açım değişti. Zaten favori dizim ve 4 kere bitirdim. Evet, baştan sona 4 kere bitirdim ve gönül rahatlığıyla bana kim dizi önerisi sorarsa direkt diyorum ki Friends izle. Hemen Friends izle. Yoksa çok şey kaybedersin. Biraz konusundan bahsedeyim. 3 erkek 3 kız olmak üzere 6 tane arkadaşın arkadaşlığını anlatıyor. Hani böyle moraliniz bozuk olur ya. Ya ben moralimi nasıl düzeltsem, nasıl kafamı dalsam diye düşünürsünüz. Yani gerçekten hiç düşmeyin, Friends izleyin. Artık böyle bas bas bağırıyorum. Friends izleyin. Önereceğim diğer dizi Gilmore Girls. Gilmore Girls'ü bilmeyeniz olabilir. Bu da biraz böyle eski zamanlarda başlayan bir diziydi. 2000 yılında başlayıp 2007 yılında bitmişti diye hatırlıyorum. Bu dizi anne ve kızın hayat mücadelesini, hayatlarını beraber geçirmesini anlatıyor. Bu anne ve kız birbirlerinin en yakın arkadaşları. Ve bunların biz hayatlarını izliyoruz. Çok sade, güzel bir dizi. Bazı boş sahneleri vardı, yani böyle sıkıldığım kısımlar vardı ama hani şu an dizi düşündüğümde içimde o kadar büyük bir özlem kabarıyor ki keşke hemen bitirmeseydim diyorum. Çok sürükleyici ve çok tatlı bir dizi. İzlerken böyle çok hoşunuza gidiyor. Tam böyle gençlik dizisi dediğimiz türden diziler. Bunu da kesinlikle öneririm. Ve bitirdikten sonra bir şey daha öğrendim. A Year of Gilmore Girls mu? Yıllar sonra Gilmore Girls'u anlatan bir dizi daha var. Mini dizi Netflix'te. Gilmore Girls izlediyseniz onu daha sonra izlemeyi unutmayın. Önereceğim diğer bir dizi Fringe. Bu biraz bilim kurgu dizisine giriyor sanırım. Ve izlediğim en iyi bilim kurgu dizilerinden bir tanesi. Çok ciddi söylüyorum. Bilim kurgu dizilerini çok seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Fringe'i izlemelisiniz. Konusu çok ilgi çekici. Üzerine durduğu şeyler de çok ilgi çekici olduğu için sıkılmadan izliyorsunuz ve her bölüm inanılmaz heyecanlı. 40 dakikalar size az geliyor. Normalde ben bir diziyi zaten 40 dakika geçmesini hiç sevmem. Ama bu dizide 40 dakikanın üstünde olan bölümler gördüğümde çok sevmiyordum. Çünkü inanılmaz güzel ve saran bir dizi. Ve olağanüstü durumlar işleniyor zaten dizide. Böyle doğaüstü yabancılar falan yok tabii ki de ama daha çok bilimsel olduğu için daha çok ilginizi çekiyor ve merak ederek izliyorsunuz. Ve oyuncuların oyunculuklarını ben çok sevmiştim. Kesinlikle öneririm bunu da. Önereceğim diğer bir dizi En Biten Ey. Bu dizi 1890'lara geçiyor. Baş karakter kızımız bizim yetim bir kızımız ve bunun biz koruyucu aileye gitmesini okuyoruz. Okuyoruz dedim ya. O kadar alışmışım kitap videosu çekmeye. Direkt okuyoruz moduna geçtim. İzliyoruz tabii ki de. Biz bu diziyi annemle beraber izledik. Annem normalde çok yabancı dizi izlemeyi sevmemesine rağmen diziye bayıldı ve iki günde falan bitirdi. Dizi gerçekten çok güzel. Geçen tarih zaten çok güzel. Biz annemle beraber böyle tarih dizileri çok severiz. Ve baş karakter kızın oyuncunu ben çok sevdim. Dizinin verdiği mesajlar gerçekten çok güzeldi. Ve baş karakter kızımızın bunu ifade ediş biçimi, bu heyecanı izlerken ben çok şaşırdım ve etkilenerek izledim. İlk iki sezon zaten böyle bir çırpıda bittiği için şu an üçüncü sezonu merakla bekliyorum. Hatta kitabı da varmış diye duydum. Onu da en kısa zamanda alıp okumak istiyorum. Diğer bir dizi The Haunting of Hill House. Korku dizisi zaten ve ben normalde korku filmlerine bayılıyorum. Yani korku, gerilim, gizem inanılmaz ve ilgimi çekiyor.
ne kadar korksam daha sonra uyuyamasam bile izlemekten vazgeçemediğim bir türdür. Bu diziye ben biraz böyle korkarak başlamıştım. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Yani evet korku gerilimler var içerisinde ama daha çok dram üzerine kurulmuş bir dizi. Daha çok korku dram diyebilirim. Ve dizi bir geçmiş bir günümüz. Bir geçmiş bir günümüz olarak ilerliyor ve bu çekim tarzını ben çok sevdim. Dizinin konusu da etkileyiciydi zaten. Anladığınız üzere lanetli olmasını izliyoruz. Bu dizi de bir günde bitti ve sonunda çok burkuldum, üzüldüm. Tam olarak ne hissettim bilmiyorum ama diziyi izlerken çok iyi şeyler hissettim. Diziyi çok sevdim. Korku dizilerini falan çok severim ben normalde ama çok fazla karşıma güzel çıkmadığı için hep yarım bırakmıştım. Ama bu dizi benim favorilerimin arasına girdi bile. Size de bunu kesinlikle öneriyorum. Diğer bir dizi Sherlock. Sherlock dizisini artık bilmeyen yoktur diye umuyorum. Bilmiyorsanız bu videoyu kapattıktan sonra önce Prens'i bitirin, daha sonra Sherlock'u bitirin. Bu diziye dair sevmediğim tek şey. Sezonları 3'er bölümlük. Her bölüm neredeyse 1,5 saat falan ve çok uzun. Hani bazen sıkılıyordum ama yine de tabii ki de çok hızlı geçiyordu. Ama yine de yani dizilerin uzun olması beni biraz sıkıyor. Yani çok sevsem bile. Tek sıkıntı, tek büyük sıkıntı dizi sezonlarının 1-2 yılda bir gelmesi. Hatta şu an yeni sezon 3 yıl sonra da olabilirmiş, 5 yıl sonra da olabilirmiş, hiç de gelmeyebilirmiş. Hani bu boşluk beni delirtiyor. Dizi o kadar çok heyecanlı ilerliyor ki, izlerken kendimi o kadar çok kaptırıyorum ki. Ve bitince dedim ki hani yeni sezon ne zaman gelecek? Büyük bir araştırma içerisinde girdikten sonra öğrendim ki belli değil. Sherlock dizisine ben 1-2 sene önce falan başlamıştım. İlk 2 bölümünü falan izledikten sonra sıkılıp bırakmıştım. Daha sonra niyeyse de ne hikmetse artık bu sene başlasın geldi. Hatta Netflix üyeleri aldıktan sonra her diziye başlasınız geliyor ister istemez. Çünkü indirebiliyorsunuz ya, en sevdiğim kısım da o zaten. Sherlock'a başlayıp bırakamadım. Ve 3-4 günde falan bitirdim. İnanılmaz güzel ve heyecanlı bir diziydi. Onu da kesinlikle öneririm. Ve evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de dizi önerileriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. İzlemediğim varsa ben de listeme ekleyeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.